Diamond Tema çok ilginç şeyler yapıyor. Daha önce senet yok videosunu göstermiştik. Taberi'den senedi kendi ağzıyla okuyordu. Devamında ise senet yok, senet nerede diyordu. Sonra sanki bu videoyu hiç çekmemiş, öyle bir olay hiç yaşanmamış gibi yapmış. İkinci bir video daha çekmiş aynı senaryoyla. Yine Taberi yerini alıyor, yine okuyor. Sonra da diyor ki nerede burada kaynak? Orada sadece senet yok demiyor. Daha sonra devamında da bu senet dediğiniz şey zaten çok da önemli bir şey değil diyor. Aslında yine hata yapıyor ama farkında değil. Şimdi ilk videosunu tekrar dinleyelim. Gün birinde bir araya toplanmışlardı. Buna dair olan haberi Muhammed bin Musa el-Harisi söyledi. Ona ve arkadaşlarına Ebu Halef Abdullah bin İsa söylemiş. O, Davud bin İkrim oğlu ve İbn Abbas'tan şunu rivayet eder. Kureyşliler Tanrı elçisine hep en zengin adamı olacak derecede mal ve para vermeyi, istediği kadınlarla evlendirmeyi falan filan anlatıyor. Bak, burada. Kaynak var mı? Tabii ki kaynak çünkü tabii zaten kendi kaynak. Ama bu kaynakta bir senet görebiliyor musun sen? Hadis numarası falan görebiliyor musun şu an? Burada senet görebiliyor musun diye sormuştu. Kaynak görebiliyor musun diye sormuştu. O an fulan şeklindeki rivayetin bir kaynak olmadığını iddia etmişti. Daha sonra aynı senaryoyla tekrar bir video çekiyor. Artık takipçilerin ne yerine koyuyor onun adını siz koyun. Taberi'den şöyle bir alıntı okuyorum. Taberi her sayfasında şöyle başlıyor. Bize Ali bin Nasır bin el-Cehtani ile Abdüssamed bin Abdülvaris söyledi. Abdülvaris de babası, babasına ve arkadaşlarına Eban el-Attar söylemiş. O Hişam bin Urve yoluyla Urve'den rivayet etmiş. Kaynak var mı? Hadis numarası falan görebiliyor musun şu anda aradığın gibi? Göremezsin. Sanki önceki videoyu hiç çekmemiş gibi yapıyor. İlk defa bunu çekiyormuş gibi yapıyor. Halbuki ilk başta o videoyu çekmişti. Daha sonra Altay Cemil ona cevap vermişti. Sonra kendisi bu videoyu çekti. Ama bu videoyu koymuş. Sanki ilk başta böyle çekmiş gibi yapmış. Bu sağlıklı bir insan yapabileceği bir şey değil. Burada bir sorun var yani. Bir de takipçileri ne yerine koyuyor? Hani ben takipçisi olsam kendime bunu hakaret olarak kabul ederim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak devamında ne diyor? Senedini de okuyorsun sonra diyorsun ki bunda senet var mı? Hadis numarası falan görebiliyor musunuz diye dalga geçiyorsun. Şimdi kardeşim bir kere Altay Cemmeriç orada ilk videodaki duruma atıf yapıyor. Ki zaten öyleydi. Ama sanki öyle değilmiş gibi yapıyor. Ha, bu artık farklı bir boyut. Nasıl bir algı oyunu yaptığını, sizi nasıl manipüle ettiğini daha net bir şekilde görüyorsunuz. Burada artık apaçık ortaya çıktı. Şimdi bir kere tarih ilminde böyle bir usul yok. 250 kişiden sıra sıra 200 yılda gelmiş olan koca karı dedikodularına kimse kaynak gözüyle bakmıyor. Bunu kaynak zanneden bir tek siz varsınız ve ben orada senetin senet olduğunu anlamıyor değilim. Senet dediğiniz şeyin ciddi bir şey olmadığını söylüyor. Buna sadece biz inanıyormuşuz. Bunlar koca karı dedikodularıymış. Bu senet dediğiniz şey çok da ciddi bir şey değilmiş. Kulaktan kulağa aktarılıyormuş. Öyle mi? Bak iki tane video çekiyor. İkisinde de yanılıyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Meseleden habersiz. Bak bakalım. Bu kim? Profesör Doktor Fuat Sezgin. Bilim tarihi konusunda dünyada bir numaralı olan isim. Bilim tarihi sohbetlerinde ilginç bir şekilde tam da Taberi'den örnek veriyor. Yani tam bu meseleyle ilgili örnek veriyor. Yani hakikaten müthiş. Bak Fuat Sezgin hoca ne diyor? Sayfa 95-96. 95'te başlıyor, 96'da bitiyor. Taberi tefsirini aldığınız zaman orada kaynak şu şekilde gösterilir. Filan filana. O da filana, o da bana söyledi ki şeklinde. Tam o dediği şey işte, senet dediği şey yani. Şeklinde olur. Modern insanlar Taberi'nin bu şekilde zikredişini sözlü rivayetler zannediyorlar. Taberi'nin bu şekilde aktarımını sözlü rivayet zannediyorlar. Koca karı dedikodusu zannediyorlar diyor. Bak kim diyor bunu? Profesör Doktor Fuat Sezgin. 27 dil bilen, dünyada bilim tarihi konusunda bir numaralı isim. Aşılamadı hala Fuat Sezgin hoca. Bak ne diyor? Tekrar okuyayım. Taberi'nin bu şekilde zikredişini, yani an fulan filandan filana, filancadan filancaya şeklindeki zikredişini sözlü rivayetler zannediyorlar. Yanılıyorlar. Halbuki bunlar kaynakların dipnotlarıdır diyor. Bunlar yazılı kaynaklardır. Sözlü şifahi şeyler değildir. Biraz araştırma yapsanız bunu öğrenirsiniz zaten. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde internete rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Enes bin Malik yazın, maddeyi görün. Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamberimize aleyhissalatü vesselam naklettiği hadisleri aynı zamanda yazılı olarak da naklediyor. Öğrencilerine yazılı olan hadisleri de gösteriyor. Yazıyor yani, öğrendiği hadisleri yazıyor. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu anh Peygamberimizden aldığı hadisleri Es-Sayfatu Sadıka isimli kitabında naklediyor. Yazılı olarak naklediyor. Yine Hemmam bin Münebbi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh dinlediği hadisleri yazılı bir şekilde naklediyor. İsmi de Es-Sahifetu Sahiha. Bu eser günümüze de geldi. Yani daha 1. asırda, Hicri 1. asırda sahabe bile yazılı olarak naklediyordu. Bu adamlar hadisleri hem sözlü olarak naklediyorlar hem yazılı olarak naklediyorlar. Öğrencisine yazdırıyor. Öğrencisi tekrar yazdığı şeyi hocasına tekrar okuyor zaten. Acaba doğru mu anlamış, yanlış mı anlamış diye. Yine burada 75. sayfada önceleri şimdiki gibi kitaplar dipnot olarak kaynak eser gösterilmezdi. Direkt şahıs ismi yazılırdı. Yine o kaynak, o da bir kitap. O adamın kitabı yani, yazdığı kitap. Bir rivayet zincirine göre sıralanır ama aynı zamanda yazılı bir kaynağa dayanırdı mutlaka. Bunu bir türlü anlatamadım. Fuat Sezgin Hoca diyor ben İslam medeniyetinin ne kadar büyük olduğunu bütün dünyaya anlattım. Bizim millete anlatamadım diyor. Yani Türkiye'de okuduğunu yazdığını düşünen, entelektüel olduğunu düşünen okumuş cahiller var. Bunları anlatamadım diyor. Bütün dünyaya anlattı adam.
Bunları anlatamadım. Şifahi değil, sözlü değil, yazılı kaynaklar. Hatta bak ne diyor Fuat Sezgin Hoca yine sayfa 37'de. Buhari'nin kaynaklarının ta 1. yüzyıla kadar yazılı olduğunu ispat ettim diyor. Hicri 1. yüzyıl bak. Hicri 1. yüzyıla kadar Buhari'nin kaynakları Hicri 1. yüzyılda dahi yazılı kaynak olarak var. Bunu ispatladım diyor. Doçentlik tezi olarak da bu konuyu almıştım. Doçentlik tezi. Almanca olarak 1967'de ilk cildi çıkmış olan kitabımda bütün ilim dünyasına hadis teorimi tanıttım. Buhari'nin kaynaklarını Fuat Sezgin Hoca ispatlıyor, anlatıyor. Bunlar sözlü rivayetler değil, havada uçuşmuyor. O filancadan filancaya dediğin şeyler yazılı dipnotlar onlar, yazılı kaynaklar. E bu ta Hicri 1. asıra kadar gidiyor. Bir türlü anlatamadık bunu. Biraz okusanız, araştırsanız öğreneceksiniz. Bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bir de insanları manipüle etmek. Öyle yok, sanki paralel evrendeymiş gibi iki tane ayrı video çekiyor. İkisi de hatalı. Yani bir tanesinde olmadı, yanlış yaptım diyor. Bir tane daha video çekiyor aynı senaryoyla. İki ayrı evrende iki ayrı video çekiyor. İkisi de hatalı. İkisi de yanlış. Kararını siz verin. 27 dil bilen, dünyaca meşhur Profesör Doktor Fuat Sezgin mi? Bilim tarihinin bir numaralı ismi mi? Yoksa Diamond Tema mı haklı? Şimdi adam Diamond Tema diyor. Ya, bu cehalete yapacak bir şey yok. Biz şey yapamayız. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.